Bey'in dürtmesine rağmen ben konuşacağım dedim. Sayın sekreterimden de izin aldım. Biz disiplinle beraber toplanıyoruz. İzin verirseniz konuşacağım dedi. Patron da orada dedi. Şimdi şöyle arz edeyim. Mitingler ve şeyler beni çok etkiledi. Konuşmadan edemeyeceğim. El öpmesinden, el öptürmemesinden. Ben 10 yaşındaki kızımı koydum yanına. Oradan başlayayım isterseniz. Bir saat analiz ettik Ankara'da 19 Mayıs spor salonu. Bir saat resim çektik, videoyu aldık. Hanımefendinin elini öpüyor. Onursal Genel Başkanımızın elini öpemiyor. En sonunda şöyle dedi. Annem babam merak etmiştir seni dedi. Kibarca. Ve onu uğurladı. Bir kovulmam var benim kendisiyle. Lüleburgaz'da. Yaşar Mengü sayıp sövüyor. İsimlerle konuşuyorum. Atilla Karayelmaz il sekreterimiz. Konvoy bozuldu Lüleburgaz'a giderken. İki yerde miting daha var. Karacaköy ve Çiftlikköy. Ara seçimler. Konvoyu biz bozduk. Yalan yok. İtiraf ediyorum başkanım. İl başkanlığından da özür diliyorum şimdi. Ayrıyetten. Niye? Sayın Genel Başkanımıza daha yakın olalım. O gün de yaş günü. Yeni yaşını kutlayacağız. Yaşar Mümkün'ü sövdü bize. Ben dedim ki il sekreterimiz bozdu. İnanın yani şey hedef gösterdim ama niye? Mavi güvercin yaptıran bir il sekreteri. Beyaz zemine. Ondan bu topluluklar demokratik solcu olduğu için burada. 95'te ben kendisine de konuştum. Zeytinburnu spor salonunda o zamanki il yönetimi ayaklarımıza vuruyor. Ecevitçi ol diye. Niye demokratik solcusun diye konuşuyoruz. Evet, bizler demokratik solcu olduğumuz için Ecevitçi olduk. Yoksa olamazdık. Ağlayarak, sızlayarak o 68'lerle giderdik, 192'lilerle giderdik. Genel sekreter yardımcısı olurduk. Başkanım atıfta bulundu. Lütfen siyasi rant için tarladaki Mustafa'yı, karga kovalayan Mustafa'yı, öbür Mustafa'yı hiçbir siyasi parti kullanmasın. Sizden ister. Kullandık mı? Bravo. Teşekkür ederim.